Değerli izleyenler, ne yazık ki çok üzücü bir haberle devam ediyoruz. İttifak Holding Konyaspor'un defans oyuncusu Ahmet Çalık geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz hayatının baharında daha 27 yaşında olan ünlü futbolcu Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için gidiyordu. Bu seneyi güzelce kazası belası büyütelim. Buraya güzelce bir geçelim. Nikah işlemleri için Ankara'ya geliyordu Konya'da. Nikah günü almak için yola çıkmıştı. İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümü spor camiasını yasa boğdu. Önce bu seneyi güzelce kazasız belasız bitirelim. Buraya güzelce bir geçelim. Ahmet Çalık işte bu yol üzerinde Ankara Niğde otobanında Ankara istikametine doğru ilerliyordu. Sabah saatlerinde yağmur yağmıştı ve yol ıslaktı. Ünlü futbolcu tam bu noktada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yan taraftaki tarlaya uçtu. Buna ne diyeceksiniz? Üzüntülüyüz yani sonuçta ya. Konuşacak halim de yok şu anda. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ahmet Çalık daha 27 yaşındaydı. Sabah saatlerinde Konya'dan yola çıkan milli futbolcunun geçirdiği kaza güvenlik kamerasına da böyle yansıdı. Yanımdan geçti ama çok süratli diyor. Geçmesiyle zaten taklatması başladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Ahmet Çalık'ın kullandığı araba seyir halindeyken taklalar atmaya başladı. Yaklaşık 600 metre savrulduktan sonra Çalık'ın arabası tam olarak bu noktada durabildi. Ben tam yan tarafa geçerken Ahmet dedi. Böyle bir şaşırdım, kaldım, etrafıma baktım. İşte abilerim bana baktı, güldü falan. İddiaya göre emniyet kemerini takmamıştı. Arabadan savrulan Ahmet Çalık'a bütün müdahaleyi yapan sağlık ekipleri milli sporcuyu kurtaramadı. Taraf onunla dolu, ben şimdi ne yapacağım? Spor kulüpleri Çalık için veda mesajı yayınlarken genç futbolcu Ankara Elmadağ'da toprağa verildi. Biz razıyız, sen de razı ol ya Rabbi.